Birçok bakteri, virüs, mantar, parazit cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olabiliyor. Bu hastalıkların görülme sıklığı bütün dünyada da hızla artıyor. Bu bölümde cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve belirtilerinin önleminin yolları ve tedavilerini konuşacağız. Özellikle yetişkinlerde hangi aşıların ne zaman yapılması gerektiğini de soracağım. Stüdyomuzda Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, Haydarpaşa Numune ve Araştırma Hastanesi hekimi, enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Seniha Şenbayrak bulunuyor. Eğer sizin de bu konularda merak ettikleriniz, sorularınız varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı iletebilir. Sohbet boyunca yanıtını öğrenebilirsiniz. Sayın Şenbayrak, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hocam, Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum sizinle sohbetime. Atatürk beni Türk hekimlerine emanet edin diyor. Bu özel günde bu sözü hatırlatmak istedim. Evet, siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben de Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü kutlu olsun. Öncelikle büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi saygı ve sevgiyle anıyorum. Biz de sizin vasıtanızla bir kez daha anmış olalım buradan. Sevgili hocam, şimdi ülkemizde cinsel yolla bulaşan hastalıkları konuşacağız. Acaba sıkça görülür mü? Eski yıllara baktığınızda bu oran arttı mı, azaldı mı? Ne dersiniz? Şimdi cinsel yolla bulaşan hastalıklar eski yıllara göre bazı enfeksiyonlar, klamidya enfeksiyonlarında artış var. Dünyada en fazla 130 milyon kişide klamidya enfeksiyonu var. Bu gelişmiş ülkelerde oranı da daha yüksek. Bazı enfeksiyon hastalıkları HIV sayısında azalma var. Ama gonore ve diğer frengi dediğimiz, bel soğukluğu dediğimiz hastalıklarda da kısmen artış bulunmakta. Bunun nedenlerine baktığımızda işte küresel değişimler, hareket dinaminin artmış olması dünyada, cinsel davranış değişiklikleri, ve de korunma yollarının tam olarak uygulanmaması da cinsel yolla bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olmaktadır. Peki hocam, şimdi bu enfeksiyonlar acaba kadın ve erkeklerde benzer oranlarda mı görülür? Bazı enfeksiyonlar kadınlarda daha fazla oranda, özellikle klamidya enfeksiyonları kadınlarda daha yüksek oranda görülmekle birlikte, diğer genellikle diğer bütün cinsel bulaşan enfeksiyonlar erkeklerde daha yüksek oranda görülmektedir. Peki hocam, şimdi insanlar yeterince bilinçli mi? Gözlemlediğiniz ya da etrafınızdan gördüğünüz, duyduğunuz kadarıyla bu hastalıkları biliyor muyuz? Korunmanın yollarını bilebiliyor muyuz? Kendi ülkemiz için söylersek, yeteri kadar bu konuda eğitim alınmadığı için liselerde ya da üniversitelerde yeteri kadar cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel eğitim konusunda yeteri kadar bilgilendirilme olmadığı için eksiklerimiz var. O yüzden gençler sağdan soldan duydukları yollara başvurarak kendilerini kısıtlamaya çalışıyorlar. Bir de herhangi bir cinsel yola bulaşan bir hastalığa maruz kaldıklarında damgalanabileceklerini, toplum tarafından dışlanabileceklerini düşündükleri için ve ayrımcılık yapılabileceğini düşündüklerinden böyle bir akıntısı genital bölgede olduğu zaman söylemek istemiyor, hekime gitmek istemiyor. Evet. Bu yüzden sakladıkları için hastalıkları daha ileri aşamalara geliyor. O yüzden eğitimlerin verilmesi, korunma yollarının anlatılması ve hekime ne zaman başvurmaları gerektiği konusunda bilgi verilmelidir. En önemlisi korunmaktır. Korunmak değil mi? Bu anlamda bu sohbetimiz çok değerli hocam. Şimdi gerçekten merak ederek soruyorum. Cinsel yolla bulaşan bir hastalığa sahip olmamamız için neler yapmamız lazım? Tek yolumuz korunmak mıdır? Tabii özellikle kondomla korunmak dışında... Partnerimizin sağlığından emin olmamız gerekiyor. Seks işçileriyle yapılan işte cinsellik sonucunda bazı hastalıkların kapılabilir. Ya da karşımızdaki partnerimizin belki IV damar içi ilaç kullanımı olabilir. Buna bağlı olarak kan yoluyla geçen bir cinsel yola da geçen bir hastalığı olabilir. Yani önemli olan partnerimizi bilmemiz ve partnerle birlikte şüpheli bir ilişki olabileceğini tahmin ediyorsak mutlaka kondom kullanmamız ve de çok sık partner değiştirmemek gerekiyor. Önemli değil mi? Evet. Peki hocam, hangi bulgular, şimdi genel olarak konuşuyoruz tabii, tek tek gideceğiz hastalıkların üzerinden, ama genel bir takım bulgular var mıdır cinsel yolla bulaşan hastalıkların genel belirtisi? Genel belirtici, bazıları zaten sinsi seyredip hiç bulgu vermeyebilir %70 oranında, hiç anlamayabilirsiniz. Ama özellikle üretral bir akıntı, kadında vajinal bir akıntı, genital bölgede bir yara, kızarıklık, ülser,
sil şeklinde ya da içi sıvı dolu böyle küçük tanecikler şeklinde olabilir. Şimdi siz enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak buradasınız. Böyle bir durum olduğunda hemen sizin dalınızdaki uzmanlığa mı gitmeliyiz? Özellikle tabii bize gelinmesi gerekiyor. Bir de dermatoloji uzmanlarına da gidebilirler. Akla kadın hastalıklarına gitmek geliyor da hani eğer kadınsak erkeksek de herhalde. Tabii şöyle kadın doğuma da gitmesi gerekiyor. Muayene olması gerektiği zaman vajinal ya da erkeklerde de tabii genital muayene olacağı zaman örnek alınacağı zaman onlara gidiliyor. Ama öncelikle bize gelip biz de onları yönlendiriyoruz. Kadınlara işte şu örneğin alınması gerekiyor, kadın doğuma gitmen gerekiyor şeklinde. Ya da erkekleri de ürolojiye yönlendiriyoruz. Peki hocam şimdi cinsel yolla bulaşan hastalıklar deyince en sık görüleni AIDS diye akla geliyor ama doğru mu? Değil, en sık görülen AIDS değil. Ama öldürücü ve tehlikeli olduğu için en çok gündemde o var. Peki AIDS'e başlayalım mı hocam? HIV virüsüyle bulaşıyor değil mi? Ne demek evet, HIV pozitif, virüsü. HIV negatif olması? HIV virüsü insan immün yetmezlik virüsü. Bu 1800 yılların sonunda işte şempanzelerin Güney Afrika'da yenmesiyle insanlara geçmiş. Onlardaki bu immün yetmezlik virüs bir şekilde şekil değiştirerek insana geçmiş. Daha sonra 1950'lerde bir Kongo'da bir şey oluyor, epidemi şeklinde yayılma olduğu saptanıyor. Daha sonra da bunun insana geçmiş olan bir HIV virüsü olduğu öğrenilmiş oluyor. 1983'te izole edilip teşhisi konuyor bunun HIV virüsü olduğu. Ülkemizde ilk vaka 1985 yılına ait. Dünyada da 1981'de ilk vaka bulunuyor. Görülmüş değil evet. mi? Peki şimdi günümüzde AIDS vakası sayısı arttı mı? Biliniyor mu bu rakamlar? Tabii AIDS vakası sayısı biliniyor. Şu anda tüm dünyada... Arkamızda da tablo var hocam. Evet bu söylediğim gibi. Evet. CDC 1982'de tanımladı ve 1981'de Kuzey Amerika'da AIDS ile ilişkili ilk ölüm meydana geldi. Ve eski yıllardan insan kan örnekleri saklanıp bakıldıktan sonra 1959 yılında ilk pozitif kan örneği bulunuyor. HIV pozitif dediğinde yani insan kanında HIV virüsünün pozitif olduğunu saptanmış oluyor. HIV negatif zaten herkes doğal olan, herkesin HIV negatif olması. HIV negatif olması, herkesin olması beklenen. Olması beklenen. Normalde bu cinsel yolla ve kan yoluyla insanlara geçen bir virüs. Yani yoksa bu virüs, herkesten kimse de yok normalde yani. Peki hocam mesela pozitif olması, yani bir de taşıyıcı olan, taşıyıcı olmayan insan grubu evet. var değil mi? Bunu nasıl anlatırsınız? Şimdi virüsü aldıktan sonra kanında anti-HIV pozitif oluyor ve doğrulama günü. Bunların hepsi pozitif oluyor. Virüsü taşıyor ama ileri derecede bir hastalığı yapmadığı için, buna AIDS tablosu gelişmediği için HIV ile yaşayan birey adını veriyoruz. AIDS tablosu ilerleyince yani AIDS'in işte kanseri var, ilerleyen başka işte fırsatçı enfeksiyonları var. O durum gelişirse o zaman hastaya AIDS tablosuna girdi diyoruz. Yani, o zaman HIV ile birlikte yaşayan birey diyoruz. Yani dolayısıyla bazı kişiler AIDS olmuyor. O AIDS, virüsle yaşıyor. Yaşıyor ama tedavi almazsa AIDS'le ilerler. AIDS ile ilerler. Evet. O yüzden biz artık herkesin tüm dünyada da öyle bir şey tanı konur konmaz tedaviye alıyoruz. Evet. Peki hocam diyelim ki şüpheli ilişkiye girdi bir insan. Acaba vücut kanında bu HIV pozitifi tespit edebilmesi için ne yapması gerekiyor? Şimdi, bir takım bulgular veriyor mu kişide? Yok hiç bulgu vermez. İlla bulgu verecek diye beklerse zaman geçirmiş olur. Eğer herhangi bir şüpheli cinsel ilişkisi olan bir kişi derhal bir sağlık kuruluşu enfeksiyon hastalıkları polikliniğe başvurulacak. O kişinin kanı alınır. Sonra şimdi yeni 4. ELISA dediğimiz testler var. Bunlar o virüsün antijenini tespit ettiği için birkaç gün içinde sonuç alabileceğimiz gibi ama 4 haftaya kadar da bekleyip testi tekrarlıyoruz. Kesin var mı yok mu diye. Ne zaman bir de şüpheli bir ilişkisi bekliyor? Olan bir kişi ve kesin karşısındakinin mesela kişiyi tanıyorsa o kişinin kanında hemen baktırabilir. Onda HIV pozitifse o zaman bir aylık bir ilaç tedavisi yapıyoruz. Kendisinde görülsün ya da görülmesin. Evet, daha onu riske atmamak için. Riske atmamak için. Karşısında yani bildiği bir kişi ise o kişiyi de çağırıp o kişinin kanına bakıyoruz. Birlikte olduğu kişi de pozitifse öbür kişiyi de tedavi ediyoruz.
Peki hocam, eğer tedavi edilmezse ne kadar süre sonra bulaş olmuş demektir? Bir ay içinde bulaş kesinleşmiş olur yani. Peki hocam, tedavisi yok diye bilinir AIDS'in ama tedavisi hakkında... Şöyle, artık yeni ilaçlarla tedavisi var. Aynı bir diyabet, tansiyon hastası gibi kronik bir hastalık. Onlar da ömür boyu ilaç almak zorunda kalıyorlar ve 3 ayda bir enfeksiyon kliniklerine takip altına alınarak ömür boyu tedavi alacaklar. Ama dünyada şimdi tamamen yok edebilmek için HIV virüsünü aşı geliştirme politikaları geliştirildi ve tam kür elde etmek için de, yani tam şifayı sağlamak için araştırmalar yapılıyor. Peki bu tedaviyi alan bir kişi, yani HIV pozitifle yaşayan diyelim değil mi bu kişiye? Evet. Acaba cinsel ilişki esnasında başkasına da bulaştırma riski var mı tedavi alıyorken? Evet, geçirebileceği için gene de kondomla korunması gerektiğini bildiriyoruz. Çünkü karşısındakinde başka bir dirençli HIV virüsü de olabilir. Bu sefer verdiğimiz ilaç etkisiz kalabilir diye mutlaka kondomla korunmasını öneriyoruz. Peki hocam, tedavide başarı için ne önemlidir? Erken teşhis önemlidir dediniz. Tabii, erken tanı ve hastanın uyumu. Tabii bu hastalar kendilerini damgalanmak istemiyorlar, hastalığını saklamak istiyorlar. Genelde bu hastaların çoğu erkeğe seks yapan kişiler olduğu için, ayrımcılığa uğramak istemedikleri için saklamak gereği düşünüyorlar. Ama ne kadar erken doktora başvurularsa ve tanı konduktan sonra tedavi başlanırsa, hem immün yetmezlik tam gelişmeden tedavi olacakları için, virüs de kanda ve vücutta baskılanacağı için daha sağlıklı yaşama imkanlarına sahipler. O yüzden de tabii hekimle iyi bir uyum sağlayıp, hekimin söylediğini ve dediklerini anlayıp, onlar da kendilerini rahat ifade ederlerse, tabii hekimlerimiz de bunlara ayrımcılık yapıp davranmazsa, ön yargılı olmaz, empati kurarsa, onlar da tedavilerini düzgün alıp her istediklerini sorabilirlerse, iyi bir iletişimde olunca tedavi oluyorlar. Benim kendi hastalarım için dersem, ben gayet iyi bir şekilde iletişim kurduğumu düşünüyorum. Öyle ifade ettikleri için rahatlıkla görüşebiliyoruz. Başarıyla devam edebiliyoruz. Başarıyla devam ediyoruz. Çünkü bazı hastanelerde herkes farklı hekimlere gidip muayene olmak zorunda kalıyor. Polikliniklerde bir karışıklık oluyor. Ben kendi adıma söylersem, yani hastalarımın kayıtlarım var. Hep kendi hastalarımı kendim görmeye çalışıyorum. Bu şekilde daha iyi bir iletişim kurup onların her şeyini bilince de sorun kalmıyor yani. Anladığım kadarıyla tek bir hekimle tedaviye devam etmeleri gerekiyor. O hekime güvenmeleri evet, gerekiyor. Tabii. Hekimlerin de güven vermesi önemli herhalde. Tabii, hekimin de iyi bir iletişim kurması gerekiyor. Bu konuda ile ilgili olması gerekiyor. Peki hocam, onlara tavsiyeleriniz ne oluyor? Örneğin daha çok erkek hastalarla karşı karşıyayım diyorsunuz ama örneğin aşı olurken ya da belki bir diş tedavisinde, belki onları öneriyoruz tabii. Tırnak, öncelikle el bakımında. Öncelikle şöyle diyorum, yani partnerlerinin de gelmesini, partnerlerindeki enfeksiyon durumunu da öğrenmemiz gerektiğini. Çünkü sadece kendilerine tedavi olması gerekmedi, onların da olması gerektiğini söyleyeyim. Sonra da kimseyle ortak işte diş fırçası, tıraş bıçağı, tırnak makası gibi şeyleri kullanmamaları gerektiğini, çünkü kan yoluyla da geçtiği için işte hekime gittikleri zaman hekime de bilgi vermelerini hastalıkları konusunda. Ayrıca ev aile ortamında hani aile yakınlarına söyleyip söylememek onlara kalmış. İsterlerse hastalıklarını gizli tutabilirler. Fakat elleri bir şekilde kanadığı zaman, bir şey olduğunda hani eldivenle müdahale edilmesini önermelerini rica ediyorum. Hani başkalarına bir geçiş olmasın. Çok düşük bir olasılık. Başka birinin elindeki yaradan hani öbür HIV'li hastanın eli kesilse az bir olasılık ama yine de geçebilir diye göz ardı etmemek gerekiyor. Buradan da belki bizi izleyen değil mi evet, hastalar varsa bu anlamda uyarılarınız önemli oldu. Şimdi hocam, HPV enfeksiyonuna geçelim. Kadınları ilgilendiren bir enfeksiyon değil mi bu enfeksiyon? Evet, kadınları da erkekleri de ilgilendiriyor. Human papillon virüsünün yaptığı bir enfeksiyon. Genital bölgede önce küçük bir sisil tarzında olup daha sonra ilerleyip karnabahar görüntüsünde de olabilir. Makat bölgesinde olabilir. Kadınlarda, erkeklerde anal bölge kanseri olabilir. Serviks kanseri yapabiliyor kadınlarda. O yüzden önemli.
bir virüs. Nasıl bulaşıyor hocam? Nasıl korunmak gerekiyor? Tabii o da cinsel yolla bulaşıyor. Yani kondom kullanmak gerekiyor mutlaka. Hı hı. Dediğimiz gibi güvenli bir seksle yöntemini seçmek gerekiyor. Hı hı. Bir de aşısı var galiba değil mi HPV evet. virüsünün korunmak amaçlı? HPV virüsünün aşısı erkeklerde ve kadınlarda öneriliyor. Bunu devlet karşılamıyor. Ücretli yaptırmak gerekiyor. Kızlarda 9 ile 26 yaş arası, erkeklerde 11 ile 21 yaş arası yapılıyor. 15 yaşın üzerinde yapılınca 3 doz aşı gerekiyor. 15 yaş altında 2 doz aşıyla aşı yapılmış oluyor. Tabii aşının bazı yan etkileri de söyleniyor ama... Öneriyoruz yani. Hı hı. Çünkü gençlerde cinsel aktif döneme geçmeden önce aşılamayı yapmak gerekiyor. Virüsü kaptıktan sonra bir faydası yok. Bir de o virüsün tedavisi yok yani. Ancak görsel olarak koterize edilebilir, yakılabilir. Ya da kanserse de ameliyat olması gerekiyor. Evet, ya başka da kansere bir... yol açabilir değil mi? Kansere oldukça rahat yol açabiliyor. Tabii belli tipleri var onların. Aşılar da onlara yönelik geliştirilmiş. Evet. Peki hocam geçelim bir diğer hastalığa, frengi. Frengi'yi aslında biz yıllardan beri duyarız. Aslında geçmiş yıllarda daha çok duyduğumuzu düşünüyorum ama hala daha görülüyor mu? Ne dersiniz? Şu anda da görülüyor çünkü dediğimiz gibi bir cinsel yolla bir hastalık bulaştığı zaman o hastada hangisi varsa hepsi geçtiği için AIDS'li hastalarda bir artış da olduğu için ülkemizde frengi görünme olasılığı da yüksek yani. Bize açıklar mısınız hocam nedir frengi hastalığı? Frengi bir spiroket hastalığı tıbbi olarak. Bu şimdi 3 evrede gözüküyor. İlk evrede hastada erken dönem birinci evresinde şankır dediğimiz bir lezyon var. Genital bölgede oluyor. Sulu, akıntılı ve ülsere bir lezyon gelişiyor. Bu şimdi hastalık enfeksiyonu kaptıktan sonra 21 günde oluşuyor. Hiç tedavi almazsa 2-6 hafta gibi bir sürede kendiliğinden iyileşiyor. Ama insan kişi bu genital bölgesindeki lezyonları görebiliyor. Bir tane de olabilir, birkaç tane de. Ve ağrısız olması önemli. Daha sonra bu evreyi böyle atlattıktan sonra ikinci evresinde kondiloma lata dediğimiz gri beyaz plaklar şeklinde genital bölgesinde birkaç tane plaklar olabiliyor. El avuç ayak işlerinde döküntüler. Bu döküntüler ayrıca memenin üzerinde, vücudun diğer bölmelerinde yani kondiloma latalar görülebiliyor. Ve hatta daha da ilerleyip kalbi, beyni tutup çeşitli başka enfeksiyonlara da neden olabilir. Sonra da yine bu tedavi edilmezse belli bir süreden sonra atlatılıyor ve gizli evre dediğimiz belli bir sürede kalıyor. Daha sonrasında üçüncü evresi de daha tehlikeli olup hem menenjit yapabiliyor, kalbe de tekrar yayılabilip tabes doğrusu dediğimiz yani nörolojik hastalıklara da neden olabiliyor. Dolayısıyla erken evrede yakalanması ve tedaviye alınması. Evet, erken evrede yakalanması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Bunları da enfeksiyon kliniğine gelip takip etmemiz gerekiyor. Bunun antibiyotikle tedavisi yapılabiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Frengi hastalığını bir kere alan bir daha geçirmez diye bir şey yok. Tekrar tekrar alabileceği için bu hastaların da dikkat etmesi gerekiyor. Bir kere geçirdim bir daha olmayacağım bağışıklık sağlamıyor. Tekrarlayabiliyor. Bunu da bilmek gerekiyor. O yüzden mutlaka korunmalı. Seks yapılması gerekiyor. Cinsel temasta bulunmak gerekiyor. Peki hocam hangi evrede mesela kendimizde hangi belirtiyi görürsek hemen tedavi için size gelelim? Herhangi bir genital bölgede bir yara, ülser gibi akıntı varsa mutlaka başvurmak gerekiyor. Peki hocam tedavisi antibiyotikle dediniz. Uzun evet. süren bir antibiyotik süreci mi bu? Yok. Bir penisilin grubu ve penisilinle tedavi ediliyor. 3 hafta yeterli oluyor. Ama diğer bulgular gelişirse onlar daha uzun süre. 3 haftada bir kez intramüsküler, haftada bir iğne şeklinde oluyor. Ve bu aşamada da herhalde kişinin başkasına da bulaştırma riski var değil mi? Tabii. Zaten her şey bulaştırma riski olduğu için güvenilmeden bir cinsel temasla bulunulmaması ve mutlaka kondom kullanılmasına öneriyoruz. Tabii mümkünse tek bir partnerle birlikte olmanın da tercih edilmesini gerektiğini düşünüyorum. Hocam geçelim bel soğukluğuna. Bel soğukluğu cinsel ilişki sonrası ne zaman belirti gösterebilir?
şüpheli ve korunmasız bir cinsel ilişki yaşandı ise mesela? O da bir hafta sonra gelişebilir. Onun da etkeni Neisseria gonorrhoeae dediğimiz bir bakteri. O da özellikle erkeklerde üretral akıntı, yeşil bir akıntıya neden oluyor. Ve idrar yaparken yanma, sızı şeklinde gelişir. Kadınlarda da aynı şekilde akıntı olur. Ve kadınlarda üreme organlarında yapışıklıklara da neden olup infertiliteye neden olabilir yani. Kısırlığa kadar giden bir yol. Evet, onu mutlaka bildirimi zorunlu bir hastalık bu. Hem sifilis hem gonore de aynı zamanda HIV'de hepsi bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar. Peki hocam bu hastalık günümüzde sık görülüyor mu yoksa bu da mı biraz geçmişte kaldı? Yok, şimdi tabii bu daha az görülüyor. Bu da aynı şekilde korunmasız ilişkide bulununca birinde varsa öbürlerine de geçebileceği için görünme olasılığı var. Ama binde bir, milyonda bir gibi bir şey yani. Düşük bir oran. Düşük oran. Şimdi bu bahsettiğiniz belirtiler hocam başka hastalıkların da aslında belirtisi. Karıştırılabiliyor tabii, mu? Tabii evet, karıştırılabilir. Başka klamidya olabilir, mikoplazma olabilir, karışabilir. O yüzden hekime başvurduğu zaman biz ya kadın doğuma yönlendirip vajinal akıntı örneğinin mikrobiyolojik incelenmesini istiyoruz ya da üretral akıntının. Ya da idrardan da antijen testi, antikor testi yapılarak kısa da sonuçlanabiliyor. Ona göre de tedavisi planlanıyor. Tedavisi nasıldır? Onun da tedavisi antibiyotik tedavisi, tek doz tedaviyle hallediliyor. Yeniden yine olmama gibi bir durum yok. Yok. Yeniden tekrarlayabilir. Tekrarlayabilir. Korunmak bu aşamada. Evet, yani hamile bir kadında kalsa çocuğa geçip göz enfeksiyonu bile yapabiliyor vajinal doğum yaptığı zaman hasta. Öyle mi? Tabii. O yüzden bu hastalıkların hepsi çok önemli. Yani en önemlisi de zaten kısırlık sorunuymuş hocam. Evet. Yani bu noktaya varmadan önce herhalde kendimizde bir belirti gördüğümüzde. Zaten normalde işte bir akıntı, koku varsa, renk değişikliği varsa bunları değerlendirmek gerekiyor. Eğer diyelim ki kesilmiş süt köpüğü gibi, süt gibi şeyse bunun kandida olma olasılığı mantarla ilgili olabilir. Peki. Bunların da tedavisi var mutlaka. Hani o zaman bize de başvurabilir. Kadın doğuma da yönlendirebiliyoruz duruma Peki, göre. Kandida acaba cinsel yolla bulaşan bir virüs mü yoksa sadece mantar virüs enfeksiyonu değil, mu? Mantar enfeksiyonu mantar. Kandida. Ama cinsel yolla da geçebilir. Öyle Başka mi? Yollardan da geçebilir tabii. Kandidanın önemi nedir hocam? Yani bu mantar türünün önemi nedir? Ne yapar? Kişide nasıl belirtiler gösterir? Yani o da akıntı, kaşıntı ve idrar yaparken yanma ağrısızlığı yapabilir. Yine tedavi yine edilmesi gerekiyor onunla. Evet. Şimdi hocam bir de HSV virüsü diye bir virüs duydum ama bu HPV'den, HIV'den farklı değil mi? Herpes simplex virüsü o da. Nedir hocam? Bize anlatır mısınız? O da iki tipi var. O da genital bölgede böyle içi sıvı dolu küçük minik taneler şeklinde görülüyor. Ağrılı lezyonlar kırmızı zemin üzerinde gelişiyor. Bu da viral bir enfeksiyon. O da onda çeşitli tedavi yöntemleri var. Yani antiviral ajanla tedavi edilebiliyor. Bu enfeksiyonun önemi nedir hocam? Yani mesela kişide ne yapar? Hani uzun sürede dediniz ya kısırlık yapabilir, kanser yapabilir gibi diğer virüsler için. Bunun bir anlam önemi var mıdır kişi için? Kanser yapmıyor ama tekrarlayan enfeksiyonlar menenjite kadar yapabiliyor. Menenjite kadar gidebilir. Evet. Hocam, ensefalit menenjit etkeni olabilir. Bir de klamidya diye bir hastalık tam bahsettiğiniz programın başında. Kadınlarda daha sık görülüyor diye de vurguladınız evet. Değil mi? Acaba nasıl anlatırsınız bu hastalığı? Klamidya hastalığı grubu da cins bir bakteri grubu. Bu da cinsel yola geçebiliyor. Bu da aynı şekilde bakteri vücuda girdikten sonra papül tarzında kızarıklık, şişlik yapabiliyor. Bunların bazı tipleri var. İşte lenfogranomenorum dediğimiz bir hastalığa neden oluyor. Bunlar özellikle kasıklardaki lenf bezlerine girip orada şey yapıyor. İşte abse dediğimiz abse formatına geliyor ve dışarıya direne olduktan sonra dışarıya mikrobun akmasına neden oluyor. Bu da aynı şekilde kadınlarda kısırlığa neden olabileceği için mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Hangi belirtilerde hemen hekime gitmeli kadınlar? Yani mutlaka akıntı şikayeti varsa, böyle kasıklarında bir sertlik, şişlik varsa, ele gelen, deride bir değişiklik, kızarıklık, bir çıkıntı, popül gibi bir şey varsa mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Yine antibiyotik midir çözümü? Onun da antibiyotik evet. Değil mi hocam? Onu ama tipini öyle izole edip
tipine bakıp ona göre gerekli olan antibiyotiği veriyoruz. Çünkü her biri için farklı antibiyotikler var. Hocam soru cevap kısmıyla devam edelim. Biraz ben sorayım, biraz izleyicilerimiz sorsun. Ne dersiniz? Tamam olur. Bir izleyicimiz şüpheli ilişkiden 4 ay sonra anti-HIV testi yaptırdım. Sonuç negatif çıktı. Testi yeniden tekrarlamama gerek var mıdır hocam demiş. Yok testi ama hangi laboratuvara gidip ELISA 4. kuşak ELISA ile mi yaptırmış onu bilemiyorum. Nedir bu testinin önemi? Yani nasıl yaptırmalıyız? Şimdi basit dışarıda bir laboratuvara gidebilir. Basit kalp testleri var. Onda bazen saptanmıyor. Yanlışlık olabilir. Bir kere daha testi iyi güveneceği bir merkezde, yani eğitim araştırma hastaneleri ya da üniversite hastanelerinde yaptırması daha uygun olur. Çünkü 4. kuşak ELISA testi yapılması gerekiyor. Onunla kesin emin olabiliriz. Şimdi yaptırdığı testin nasıl olduğunu bilemediğim için bir kere daha doğrulamak gerekiyor. Bazen yanlışlıkla negatif çıkabilir. Onu tekrarlamak mutlaka gerekiyor. 4. ELISA testi diye vurgulayacağız istediğimiz testin adını, değil mi? Evet, evet. Pekala. Şüpheli ilişkiden 39 gün sonra HIV kombi testi oldum. Sonuç 0.191 negatif. İnternetten edindiğim bilgiye göre HIV Ultra Vidas testi kombodan daha hassas bir test midir? Güvenirliği daha mı yüksektir? Teşekkürler hocam. Onlar eşdeğer testler. Sorun yok dedim 4. kuşak olduktan sonra ama marka firmaları aletlerin ad farklılığı var sadece. Tamam. Ama bir kere negatif olsa da bir kere daha testi yaptırmakta fayda var. Garantilemek için. Bir diğer izleyicimiz 7 aydır yoğun uykusuzluk, endişe, çarpıntı, kilo kaybı, gerginlik yaşıyorum. Bütün testlerim temiz ve normal. Bunun Candida adlı mantardan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ne zaman nokta nokta adlı ilacı alsam bu saydığım şikayetler düzeliyor. Gittiğim doktorlar bunun psikolojik olduğunu, ilaçla alakası olmadığını söylüyor. Bu mantar enfeksiyonu gözden kaçabiliyormuş rutin testlerde görünmediği için. Bu konuda yazı yazan Ahmet Aydın ve Canan Karatağ gibi doktorlar var ama hastane doktorları alakası yoktur. Ben bu mantarın karşı cinsten bana geçtiğini düşünüyorum şüpheli ilişkiden. Bu mantar ilacını ne kadar süre ve nasıl kullanmalıyım bu konuda bizi bilgilendirir misiniz demiş hocam bir izleyicimiz. Şimdi tabii mantarın onda sadece akıntı nedeni olduysa bir hafta 10 günlük bir tedavi lokal mantar ilaçlarıyla yeterli. Ama hasta diyor ki kilo kaybım var, başka şikayetlerim var. O mantar gerçekten var mı diye kültürlerini alıp bakmak gerekiyor. Kan kültürü dahil, ateşi var mı? Hastayı bir muayene edip değerlendirmek gerekiyor. Sadece şunu bu kadar kullanın diyerek bir şey diyemeyeceğim. Hastayı görmek gerekiyor. Peki hocam hakikaten rutin testlerde kandida görünemeyebilir mi? Rutin testlerde yani... Şöyle, kandida için özel test istemek gerekiyor. Rutin testlerde SRP'sini, sedimini değerlendirebiliriz. Bir de hastanın hemogramına bakınca beyaz hücrelerde artış varsa bir enfeksiyonu gösterebilir. Ama idrarında ya da işte vajinal akıntısında bir kandida olup olmadığını görmek için de kültür yapmak gerekiyor. Sadece rutin testlerle buna karar verilemez. Peki hocam acaba bu endişeden, stresten, uykusuzluktan kaynaklanan ortaya çıkış mı kandida mantarı? Yoksa mantar olduğu için mi uykusuzluk, halsizlik, gerginlik görülebilir? Ya da altında başka bir sebep mi vardır bu? Yani mantar enfeksiyonundan uykusuz, halsizlik, gerginlik olmaz. Yani o zaman çok yaygın bir ateşi, şikayetleri daha yüksek olurdu. O zaman hastaneye yatması gerekirdi. Mutlaka gene de bir sağlık kuruluşuna başvurup rutin tetkikleriyle diğer kültürlerini alıp değerlendirmek gerekiyor. Mesela bazı hastalarımız oluyor. Kadın doğuma gidiyor, vajinal akıntısı çok oluyor. Dirençli kandidalar örüyor. Mecburen o hastayı yatırıp damardan ilaç vermemiz gereken hastalarımız da oldu. Çünkü o hastalara vajinal ovulle olan tedaviler yetersiz olduğu için. O zaman bizim kliniğimize yatırıyoruz ve damar yolundan kandida için gerekli antifungale veriyoruz. Dolayısıyla tedavi biçimleri kişiye göre değişiyor. Kişiye göre tabii ki değişiyor. Onun için hastayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hocam şimdi bir de kasık mantarı ve kasık biti diye iki hastalık araştırdım ama bunlar da cinsel yolla bulaşabiliyor mu? Bunlar da bulaşabiliyor yani. Sonuçta dokunun dokuya değmesiyle bir cinsel temasla bulaşabiliyor. Bunlar da bitin tabii tedavileri var. Gerekli şeyle... losyonlarla tedavi ediyoruz. Mantar da, onlar da kandida türü ya da diğer mantarlar olabilir vücuttaki. Onların da kremleri var ya da ağızdan tabletleri var. Duruma göre oradan sürüntü örneği alıp
mantar için hangi tür mantar olduğuna bakıp, tipine ne bakıp ona göre gerekli ilaç yazılıyor. Hı hı. Şey için, bit için de zaten losyon yazıyor. O çok var. Nadir yani. O iyice hijyenik kurallara uymayanların başına gelebilen bir şey. Sadece cinsel yolla bulaşmak değil. Tabii normal. Tabii hijyenik kurallara hiç uygun olmayan kişilerle olan cinsel temas sırasında bulaşabilir. Vücut biti. Yani herkes de olabilir. Hijyenik kurallara uyulmuyorsa gelişebilir. Dolayısıyla ona da dikkat etmek gerekiyor diyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi hocam telaffuzda muhtemelen çok zorlanacağım bir hastalık soracağım size. Granuloma inguinale nedir? Granuloma inguinale de bir bakteri hastalığı. Nedir? Bu da tropikal bölgelerde oluyor. Ülkemizde çok daha az. Yine genital bölgede ülsere ağrısız olması önemli. O yüzden frengi ile karışıyor. Sulu bir lezyonlar oluyor. Deri üzerinde lezyonlar gelişip granülomlar gelişiyor. O şekilde onda antibiyotik tedavisi var. Ama Türkiye'de daha az oluyor. Tropikal bölgelere yönelik bir hastalık. Hocam şimdi cinsel yolla bulaşan yeni hastalıklar da duyduk. Bunlar hangileri, bizi nasıl bilgilendirirsiniz? Yani yeni değil, bunlar olan hastalıklarda zaten. Hani oral seks sonucunda Neisseria gonorrhoeae dediğimiz, işte bel soğukluğunun benzer etkeni var. Neisseria meningitis. Meningit etkeni. O bir şey, o şekilde boğazımızda yerleştiği için oral seks sırasında geçişler olabiliyor. Bir de böyle Shigella dediğimiz bakteriler var. O da anal cinsel temas yüzünden birbirine geçip çeşitli ishallere, gastroenteritlere neden olabiliyor. O şekilde yani. Bunların da bunlar yeni bakteri değil de son bulaş yollarından dolayı gündeme gelmiş. Gündeme geldi, evet. Ve gözle görülür oldu değil mi hocam? Yine evet. korunmak diyorsunuz. Evet. Şimdi hocam hijyene uymak, kondom kullanmak ve güvenli partner. Mümkünse çok tek partner değiştirmemek. Evet. Güveneceğim bir partnerle cinsel temasta bulunmak en önemlisi. Özetle diyorsunuz. Şimdi hocam yetişkinlerde hangi yaşta hangi aşılar yaptırılmalı? Bununla devam edelim. Acaba HPV virüsünün aşısından bahsettik. Evet. Başka aşılar var mıdır önerebileceğiniz? Şimdi yetişkinlerde genelde öncelikle çocukluk çağında tamamlanmış aşıları olanlara gerek olmuyor, ama çocukluk çağında aşısı tamamlanmamış ya da eksik olmuş olanlara difteri, bomacı, tetanoz aşısının tekrarlayıcı dozları yapılıyor. Hiç hayatında yapılmamışsa 1 ve 2. aylarda yapılıp 6 ya da 12. aylarda tekrarlama dozu yapılıyor. Ve 10 yılda bir de tetanoz aşısının difteri ile birlikte olan kombinasyonunun tekrarlanması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz geçenlerde birkaç kişi tetanoz hastalığından öldü. Tetanoz aşısı olmadıkları için o. Yani aşı ile basit ve önlenebilir bir hastalık olduğu için mutlaka uygulanması gerekiyor. Tetanoz aşısı sayesinde oldukça rahat bir şekilde hastalığı önleyebiliriz. Peki hocam, aşılamayla uzun süreli koruma mı amaçlanıyor, tedavi mi? Hiç bilmeyen kişiler için bize aşılamanın amacını nasıl anlatırsınız? Aşılamanın amacı şu. Yani aşıyla önlenebilir hastalıkları, ömür boyu bağışıklık sağlayabilecek hastalıkları önleyebilmek için aşılamayı yapıyoruz. Mesela dünyadan çiçek artık yok edildi. Aynı şekilde polio azaldı. Bir sürü hastalıklarda da mesela tetanozda eskiden daha çok ölüm vardı. Evet. Tetanoz aşılaması sayesinde bunları yendik. Hepatit B için de aynı şey geçerli. Evet. Azaltıldı. Bir de erişkinlere yapılması gereken öbür aşılardan hepatit B, A aşısı yapılabilir. Bir de pnömokok aşısı dediğimiz zatürre aşısını 65 yaş üzerindekilere devlet karşılıyor zaten. Ve de ayrıca altta yatan bir hastalığı varsa onlara 13 valanlı pnömokok aşısını yaptırıp daha sonra da 23 valanlı yapıyoruz. Hastanın durumuna, eğer immün yetmezliği varsa ilk aşıya yaptıktan 8 hafta sonra ikinciye 23 falan aşı yaptırıyoruz ya da 1 yıl sonra yaptırıyoruz. Bunları dünyadaki aynı aşılama programına uyuyoruz biz de. Hepatit B aşısı demişken hocam, bunu açmamız gerekir değil mi? Çünkü bu da cinsel yolla bulaşan, evet, bir hastalık. Evet, hepatit B hem kan hem de cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Zaten yani HIV ile yaşayan bireylerin çoğunda hepatit B'de bulunmakta. Aynı ya anda hepatit iki. C. Aynı şekilde hepatit C de cinsel yola geçtiği için aynı anda birlikte o hastalıkları alabiliyor. O zaman her ikisini tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Hepatit B biliyorsunuz eğer ilerlerse
kronikleşebilir, karaciğer kanserine de neden olabilmekte. O yüzden yani mümkün olduğu zaman, zaten çocukluk çağında artık herkes aşılandığı için hepatit B hastalarımız daha azaldı yani. Gözle görülür oranda hasta sayımız azaldı. Peki hocam, şimdi aşı karşıtlığı dünyada bazı enfeksiyon hastalıkların sıklığına yeniden artışa neden oldu diye haberler okuyoruz, duyuyoruz. Aşı karşıtlarına buradan mesajlarınız olacak mı? Acaba kaygılanmakta haklılar mı? Ne dersiniz? Yani aşının içindeki maddelere karşı bazıları yan etki geliştiğini iddia ediyor. Ama özellikle yumurta alerjisi olanlara ya da herhangi bir hastalığı varsa o zaman aşıyı önerilmiyor, ama şu anda herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Şimdi grip mevsimi geldi. Grip aşısını da yaptırırsak hem daha toplumun düzeni, çalışma koşullarımız daha iyi olacak. Her yıl grip aşısını da yaptırmak gerekiyor. Özellikle Ekim-Kasım döneminde. Ama ülkemiz için Mart ayına kadar grip aşısı yaptırılabilir. Evet. Bu grip aşısında da bir yıl önceki grip virüsünün etkenlerinden hazırlanıyor dünyada. İnfluenza A'dan iki tane, bir influenza B'den de oluşmuş bir kombine aşı. Herkese öneriyoruz. Ama gebelere ilk trimesterde, yani ilk 3 ayda değil, daha sonraki aylarda mutlaka öneriliyor. Herkes grip aşısını yaptırabilir. Özellikle kronik bir hastalığa sahip olanlar. Tabii kronik hastalığı olanlar, mutlaka yaşlılar, gebeler, işte sigara içenler, astım hastalığı olanlar, ne bileyim kanser kemoterapisi alanlar, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi hastalıkları olanlara vermemiz gerekiyor. Tam da bu mevsimde bu aşı evet, yapılmalı diyorsunuz. Evet, grip aşısı yaptırmamız gerekiyor, evet. Şimdi hocam yine soru cevap kısmına geçelim. Bir izleyicimiz kronik hepatit B hastasıyım diye yazmış. Kız arkadaşım hepatitte karşı koruyucu iğnesini 7 yıl önce yaptırmış. Benim onunla cinsel ilişkiye girmem veya onunla aynı kaşıktan yemek yemem vesaire ona hepatit virüsünün bulaşmasına sebep olur mu demiş. Hayır, hepatit virüsünün geçmesine kaşıkla yemek asla bulaştırıcılığı yok. Hı hı. Cinsel yolla var ama kız arkadaşının bağışıklığının tam olduğundan emin olmamız lazım yani. İğnesini yaptırmış olması. İğnesini tam doz mu yaptırmış, bağışıklık gelişmiş mi? Bir enfeksiyon polikliniğine başvurup anti-HBS'sine baktırması gerekiyor kanda. Yani aşı tutmuş mu tutmamış mı diye bakılması gerekiyor. Ben yaptırdım demekle olmuyor. Bunu gidip laboratuvarda teyit etmek gerekiyor. Ama bunun için de enfeksiyon hastalıklarına başvurması gerekiyor. Aynı şey HPV aşısı yaptıranlar yok, için de hayır, geçerli yok, mi hocam? Yok, onda yok. Bu hepatit B için özel bir şey. Hepatit A'da da var. Vurguladığınız şey. İyi oldu. Evet. Şimdi hocam, bir izleyicimiz de babam diş hekimi ve size sormamı istedi demiş. Oğlu çocuğu yazıyor. 1. Hepatit C diş hekimliğinde aspirasyon yoluyla bulaşır mı? Ve 2. Piyasada bulunan Avrupa dezenfeksiyon ürünleriyle bu virüs yok edilebilir mi? Teşekkür ederim, saygılar. Aspirasyonla bulaşmıyor. Hepatit C de kan yoluyla ve cinsel yolla bulaşıyor. Hani aspire ederek. Yani şunu demek istiyorum, maskelerini takıyor zaten hekimler ama ağızdan bir bulaşı yok yani. Dezenfektanlar da yeterli. Hepatit C virüsü kolaylıkla ölüyor zaten. Dezenfektanlarla ölüyormuş, öyle evet, mi? Evet, bir de tedavisi de artık var hepatit C'nin. Onun tedavisi nasıl hocam? Onun tipine göre çeşitli tipleri var. Genotipine bakıyoruz. Birkaç tipi var, 4-5 tane. Ona göre her biri için ayrı ilaç var. İşte 3 aylık tedavileri var. Sirozu varsa daha farklı uzatılıyor. Bu şekilde her birinin ayrı şeyi var. Ama tedavisi var ve şu anda ödeniyor. Peki hocam, dediniz ya mesela bazı hastalıklar Türkiye'de yok, işte yurt dışında görülüyor diye. Dolayısıyla yurt dışına gidecek olan izleyicilerimiz için hangi aşıları yapmalarını önerirsiniz? Şimdi bir kişi yurt dışına gidecekse Udu Sahiller'e başvurup özel interneti siteleri var. Hangi ülkeye gidecek, hangi aşısı yapılması gerektiği burada belirtiliyor. Özellikle hacca gidenlere mutlaka meningokok aşıları yapılıyor. Tropikal bölge, işte Asya bölgelerine gidince de sarıhuma aşısı öneriliyor. Bir de Afrika bölgelerinde de ya da Asya'da özellikle sıtma içimiz, profilaksi öneriliyor. Bizde ülkemizde sıtma vakası hiç kalmadı ama Afrika'ya giden, seyahat eden kişiler sıtma için önerilen ilacı içmedikleri için orada sıtmayı kapıp buraya gelip hastalanabiliyorlar. O yüzden Hudut Sahiller'in önerilerine uymak gerekiyor.
Evet hocam, çok güzel bilgiler verdiniz. Acaba son söz olarak size söz hakkı versem kapatmadan önce neler söylerdiniz izleyicilerimize? Öncelikle mutlaka hijyenik konular, hijyene çok dikkat edilmesi gerekti. Evet. Kondom kullanımının ihmal edilmemesi gerekti. Partner seçimine dikkat edilmesi gerekti. Ne söyleyeceğim yani? Tedaviden önce korunmak. Evet, tedaviden önce korunmak çok önemli. Tedavi etmek zor olabilir ve eğer bir şüpheli bir cinsel ilişkide olduklarını düşündükleri an en kısa sürede hekime başvurmaları gerektiğini belirtiyorum. Çünkü her şeyin erken başvuru olduğu zaman tedavisi daha kolay ilerlemeden. Bazı hastalar, HIV'li hastalarımız özellikle, yıllar 5-6 yıl geçmiş HIV'le yaşıyor. Daha sonra bir sürü diğer hastalıkları gelişmiş bir şekilde yattığı zaman bazen maalesef onları kaybetmek durumunda da kalıyoruz. Öyle olmaması için erken hekime başvurmalarını öneriyorum. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Bizi bu konularda aydınlattığınız için. Çünkü çok konuşulmayan bir konuydu. Gündeme getirmiş olduk sayenizde. Bilgilenmiş olduk. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Efendim, cinsel yolla bulaşan hastalıkları konuştuk ve hangi aşıları yaptırmamız gerektiğini bize doçent doktor Seniha Şenbayrak anlattı. Efendim, kendisiyle beraber bugünü de kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla karşınızda olacağız. O zamana dek hoşça kalın diyelim. Sağlıklı kalın.